Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nasıl araba? Güzel. Ne düşünüyorsun bu arabayı görünce? Erkek gibi, adam gibi. Değil mi? Yani tam bir erkek arabası arkadaşlar. Hani erkek arabası dedikleri olay var işte, bu araba için geçerli. Hani araba o kadar çok büyük ki ben de büyüğüm diye hissettiriyor. Bugün Chrysler 300Z ile beraberiz arkadaşlar. Bu arabayla ilgili merak ettiğiniz her şeyi cevaplayacağım. Şöyle bir baktığınız zaman araba öyle bir heybetli duruyor ki, hani ben buradayım diyor gerçekten. Hiç ben bu arabanın direksiyon koltuğunda şimdiye kadar bir bayan görmedim. Eğer gören varsa genelde zaten hep erkekler kullanıyor. Araç 2008 model Chrysler 300C makyajlı kasa bu arada. Bu kasalar ilk olarak 2004 yılında üretiliyor. 2011'e kadar üretimi devam ediyor diye biliyorum. Belki 2012 olabilir, tam bilmiyorum ama 2004'te başlayıp 2011'e kadar devam ediyor. 2007'den sonra 2008'de bir makyaj gördü. Bizim arabamız da makyajlı kasa arkadaşlar. Normalde bu araba fabrika verisi 218 beygir, 510 Nm'de torku var. Ancak bizim arabamız stok bir araba değil arkadaşlar. Yazılım var, downpipe var, EGR iptali falan, bayağı bir yüklü bir araba. Ve şu anda dyno verisi 275-280 beygir arası veriyor. 600 Nm'de de torku var. Bu araba şu anda boş ağırlığı 1920 kilo. Yani yaklaşık 2 ton arkadaşlar. Buna rağmen hiç 2 ton gibi durmuyor ve bastığınız zaman resmen size koltuğa yapıştırıyor bildiğiniz. Ayağınızın altında resmen bir canavar yatıyor arkadaşlar. Bu araba bildiğiniz yanlıyor. Gaza bastığınız zaman direksiyonu hafif oynatmanız yeterli. Bir bakmışsınız arkası yandan geliyor. Şimdi bu araba Amerikan üretimi. Biliyorsunuz Amerikanlar böyle geniştir. Amerika'da biliyorsunuz yollar geniş, arabalar geniş, motorlar büyük. Bu arabanın 2.7 benzinlisi, 3.0 yani bizim aracımız olan 3.0 dizeli, 3.5 benzinli, 3.6 Türkiye'de bir tane var hatta akşam baktım. 5.7 benzinli ve 6.1 SRT denilen, o zaten bu Chrysler'in Makkos'u artık. Ondan hatta bir tane ilanda gördüm, 2.750 milyon yazmış. 6.1 de SRT modeli var. Ama en çok tutulan 3.0 dizel, en çok tutulan kasa bu kasa. Bunların hepsi bu 3.0 haricinde bütün modelleri benzinli. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir baktığımız zaman bakın şu önden özellikle bu araba çok fazla modifiyeye yatkın ve çok fazla bu arabayı modifiye edenler var. Ön tarafa işte Escalade panjur takanlar. Ya ben Chrysler'i Rolls-Royce dönüşüm yapanlar gördüm. Bu arabayı bildiğiniz ön tarafı farklı renk yapıp Rolls-Royce panjur yapıp farlarını ona göre ayarlayıp bildiğiniz makyaj yapan var. Ve bu arabaya Rolls-Royce dönüşüm yapan bile var ve modifiye de gerçekten çok yatkın bir araba. Şöyle bir bakalım mesela. Özellikle bu arabaya Cadillac Escalade jantları çok güzel yakışıyor. Bu arabanın jantları benim en sevdiğim jantlar arkadaşlar. Genelde bunların orta göbekleri ya çalınıyor ya düşüyor. Bu jantlar gerçekten çok heybetli ve güzel duruyor ve bu arabaya en çok yakışan jantlar bu jantlar. Bu arabanın benim gözümde farklı bir değeri var. Hatta benim gelin arabam da bu. Bunun 2.7'siydi benim düğün arabam. Bulursam resmini onu da koyarım. Ama hatta bu arabanın sahibi benim sevdiğim bir abim. İlk 2.7'si vardı onda. Dedim ki abi benim gelin arabam kesinlikle Chrysler olacak dedim. Sıkıntı yok kardeşim dedi. Ve gerçekten onu da kullandım. Daha sonra hatta o bu arabayı aldığındaki ilk beni aradı ve dedi ki gel bir bak bakalım ne farkı var. Gerçekten bir bindim. Arkadaşlar oturduğum an gaza yapıştırdım. Dedim ki ya 2.7 gitmiyormuş dedim ya. Bu neymiş dedim. Gerçekten çok hızlı bir makine arkadaşlar. Böyle bir yandan baktığımız zaman mesela yan tasarımda bir gel. Araba bildiğiniz. Bu araba sence kaç metre? Uzunluğu? 10. 10. Saçmalama sen de yani ne olur. Bu araba bildiğiniz 5 metre arkadaşlar. 4.999 yani 1 milim daha olsa. Bak gel. Bak şimdi. Bak. 1, 2, 3, 4, 5.
Yani ortalama bacak hesabı yaparsak bildiğiniz 5 metre uzunluğunda. Şöyle kapı gövdesine baktığınız zaman yerden böyle zaten kapının ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta camları böyle dar geliyor. Bunu Amerikan tankı diyenler de var arkadaşlar. Yani tanklarda bilirsiniz camları ufak olur. Bunun ön camı da böyle ufak. Yan camları da ufak ve gövde yüksekliği bayağı yüksek. O yüzden buna tank diyenler de var. Gerçekten baktığınız zaman şöyle krom detaylar. Ben normalde çoğu arabada krom detayı çok sevmem ama bu arabaya o kadar güzel yakışmış ki ayna kapakları, yan cam çıtaları, öndeki bu çıtalar falan. Gerçekten kromun en güzel oturduğu bu jantlarla birlikte de gerçekten güzel tamamlamış. Çok güzel ve göze alıcı duruyor. Bu araba 2008 model ama hiç 2008 gibi durmuyor. Görüyorsunuz böyle baktığınız zaman sanki dersin böyle daha böyle yeni modelli 5-6 yaşında araba gibi duruyor. Normal arabalara göre büyük bir sunroof var arkadaşlar. Bazı arabaların cam tavanı kadar. Yani arabadaki her detay büyük. Gel şöyle bir gösterelim mesela. Bak kapıyı bir açalım. Bakın şu kapının büyüklüğüne bak. Bak şimdi. Koltuklarda iki tarafta da elektrikli sırt ve bel destekli ileri geri yapabileceğiniz ayarlar mevcut. Bakın direksiyonu kocaman, vitesi kocaman. Her şeyi çok büyük görüyor musunuz? Ve bu koltuklar Bentley derisi. Chrysler'in koltukları genelde Bentley derisinden yapılıyor. Şimdi bu arabanın motoruyla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu arabayı almak isteyen ve binmeye çekilen çok fazla arkadaş var. Mercedes E320'lerde, S320'lerdeki 624 kasakotlu motorla aynı. Yani bu arabanın motorunda Mercedes'in izlerini görmek çok fazla mümkün. Şöyle tabloya bakın mesela. Bildiğiniz Mercedes'in E kasalarında o yıllardaki tabloyla aynı. Şu şanzımana bakın mesela. Görüyor musunuz şu zigzagları? Bu bildiğiniz Mercedes viteslerinin tasarımıyla aynı. O yıllarda Chrysler Daimler ortaklığı vardı ve Mercedes'i tasarlayan amcalar bu araç içinde uğraşmışlar ve aracın her yerinde Mercedes'in izlerini görmek mümkün. Yani ben bu arabayı alacağım. Bunun motoru yoktur, ustası yoktur, bunun tamiri mümkün değildir, parçası yoktur gibi düşünenler için şunu söyleyeyim. Bu Mercedes'in 624 kasakotlu motoruyla aynı. E kasalardaki, S320'lerde, E320'lerdeki motorla aynı motora sahip. Hatta bu arabanın yürüyen aksamı W211 Mercedes'ler var. E kasa Mercedes'ler. Onların yürüyen aksamı ile birebir aynı. Yani hiçbir farkı yok. Al onu buna tak. Yani hiçbir şekilde parça sıkıntısı çekmezsiniz. Yani düşünen arkadaşlar varsa bu arabayı almak için. Hani olduğunuz bulunduğunuz bölgede bir Mercedes ustası varsa emin olun Chrysler'i de ustasız bırakmaz. Yani Chrysler'den de anlar. Yani usta bulamam sıkıntısı yaşamazsınız. Bilginiz olsun. Yani çoğu parçası Mercedes arkadaşlar. Gel şöyle bir içine bakalım. Araca oturduğunuz zaman zaten direkt kontağı açtığınız gibi bakın hafızalı koltuklar var. Bakın direkt sizin ayarladığınız şekilde koltuk ayarlanıyor ve kendini getiriyor. Şöyle baktığımız zaman çok büyük bir direksiyonu var. Sağda şuralarda işte ses açma kapama tuşları falan var. Öyle çok karışık değil. Sol tarafında herhangi bir silecek kolu yok. Silecekleri burada. Sinyal kolu her şeyi burada. Buradan da hız sabitleme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Far ayarlarını, yükseklik alçaklık ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Aracın ortasına geldiğimiz zaman hani demiştim ya Mercedes'in izlerini görmek mümkün diye. Bakın şöyle göstereyim. Klima panelleri Mercedes'ten çok tanıdık geliyor. Çok benzerlik taşıyor. Ortaya çok güzel bir multimedya ekranı yerleştirmişler ve dokunmatik hassasiyeti gayet çok güzel. YouTube'u falan açabiliyorsunuz ve arabada mükemmel bir ses sistemi var. Sadece şu önlerde 3 tane subwoofer var arkadaşlar ve arabanın her yeri kolon öyle söyleyeyim ben size. Şurada koltuk ısıtmaları görebiliyoruz. Arabada koltuk ısıtma var. Hem sağ tarafta hem sol tarafta. Şurada şöyle bir çakmaklık gözümüz var. Yani çok fazla da bu arabada öyle şurada şu var burada bu var demek istemiyorum. Sadece hissettiklerimi anlatacağım. Ortada da premium arabalarda olmazsa olmaz saatimiz zaten gerçekten çok şık durmuş. Araba böyle bir heybetli ve arabanın her parçası büyük duruyor ve size gerçekten böyle bir egolu hissettiriyor ve bu arabaya bindiğiniz zaman değişik bir arzınız oluyor. Yani bir yere gittiğiniz zaman, bu arabadan indiğiniz zaman hani ben büyük biriyim diyor gerçekten. Sunroof ayarlarını buradan yapıyorsunuz ve sunroof çok büyük. Şöyle göstereyim mesela bakın. Sunroof'u da normal standart sedanlara göre bayağı büyük ve tamamen sona kadar açılıyor. Çift kademeli hem yukarı hem aşağı doğru açılıyor. Şöyle kapatalım çok fazla güneş gelmesin. Şuradan da elle ayarlanabilir bir sunroof'un altında perdesi var arkadaşlar. Boston ses sistemi var. Arabanın ses sisteminden bahsettim. Gerçekten çok kaliteli bir ses sistemi var. Telif olmazsa onu da gösterirdim size. Bakın şu torpidoya bile bakın. Kocaman büyük bir torpidosu var. Yani arabanın bütün detayları büyük. Kolçağa baktığımız zaman gerçekten çok büyük bir kolçağı var. Gördüğüm en büyük kolçaklardan bir tanesi. Malzeme gözü olarak bayağı bir yeri var. Şurada bir ufak alanınız var. Burada işte anahtar çakmak koyabileceğiniz alan var. Burada da işte bardaklık koyabileceğiniz alanlar var. Arabanın detayları bu şekilde. İsterseniz bir de yol testine çıkalım. Nasıl gittiğini, nasıl geldiğini bir göstereyim size. Ve neler hissettiğini o zaman daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar.
Hadi gelin hep birlikte test edelim. Bakalım Chrysler 300'e yolda nasıl gidiyor. Bu arabalar ilk çıktıkları yıllarda bize hep böyle filmlerde, dizilerde iş adamlarının, mafyaların, büyük böyle ağır abilerin kullandığı arabalar olarak gösterdiler ve biz bu arabaları televizyonlarda hep böyle mafya babalarında gördük. O yüzden bu arabanın imajı böyle işte, hep baktığımız zaman kesin bir mafya babası, iş adamı şeklinde kesin bu tür adamlar biniyor gibi bir algı oldu bizde. Gerçekten de bu arabaya şu anda mesela ya müteahhitler biniyor, ya iş adamları biniyor, ya da böyle ağır abiler biniyor. Sen mesela ne hissediyorsun? Bu arabaya böyle ben mesela yanında durduğum zaman sana sorsam ne hissedersin? Ben şimdi müteahhit gibi mi duruyorum? İş adamı gibi mi duruyorum? Veya işte ne gibi duruyorum sence bu arabanın sahibi olarak? Bir yerde bir mekanda bu arabadan indiğimi görsen ne düşünürsün? Ağır abi. Ağır abi değil mi? Erkeksi. Erkeksi aynen. Tamamen bir erkek arabası arkadaşlar. Ve çok büyük. Bu arabayı kullanırken böyle bir değişik bir insanda böyle bir ego olabiliyor. Yani çünkü hep böyle bir dizilerde, filmlerde en son hatta Ramo'da Hurdacı diye bir karakter vardı. O da bu arabayı kullanıyordu. Ve içimden dedim ki ya bu adam dedim bu arabayı kullanıyorsa kesinlikle öyle basit bir hurdacı değildir. Kesin bir şey var bunun altında dedim. Büyük patron bu arabaya biniyordu. Yani bu arabanın algısı her zaman böyle büyük adamlar kullanıyor gibi gösterildi. Ve sokakta gördüğümüz zaman bu araba 2008 model olmasına rağmen gerçekten böyle bir göze geliyor ve baktırıyor. Yani hiç eskimeyen kült bir tasarımı var. Böyle keskin tasarımları var. Amerikanlar rahatlarına düşkün adamlar ve bu aracı gerçekten öyle yapmış. Yani şöyle gidiyoruz ya böyle yaylana yaylana gidiyorsunuz ama normalde ben bu arabaya ilk bindiğimde böyle çok büyük, geniş böyle çok böyle salınacak bir araba gibi hissettim ama hiç öyle değil. Biraz oturduğunuz zaman o kadar sıkı yapışıyor ki çok hoşuma gitti süspansiyonları. Hem size konforu veriyor hem de diyor ki sen bas rahat ol hiçbir şekilde devirmezsin ben virajı alırım diyor. Viraj kabiliyeti o kadar güzel ki bindiğiniz zaman size o güveni veriyor. Şöyle bir şey söyleyeyim bu arabanın dezavantajlarından. Bayan kullanıcılar varsa mesela aile olan kullanıcılar varsa eşimle beraber binerim diyorsa bu bir handikap. Çünkü arabanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi şehir içerisinde park etmek. Dediğim gibi neredeyse 5 metre uzunluğu var arabanın ve şehir içinde buna park yeri bulmak büyük sıkıntı. Ya bir garajınız olacak ya da kesinlikle otoparka koymanız gerekiyor. Bir diğer handikapı da bu arabaya biniyorsanız kesinlikle yolda veya akşam bir çevirmeye denk gelirseniz kesinlikle polis sizi çevirir. Neden çevirir? Genelde bu arabaya binen vatandaşlar %99 silah taşıyor. Ve polis genelde bu arabaları durdurup büyük ihtimalle silah araması yapar. Yani her çevirmeye girme ihtimaliniz var. Bunu göze alın. Ama trafikte şöyle bir avantajınız olur. Hiçbir zaman bu arabadayken size gelip de işte selektör yapıp da kenara kaçsana kardeşim, kornunu çalayım, tamponunuza dayanıp falan filan yapmak, hiç bu tür hareketlere maruz kalmazsınız bu arabada. Çünkü bu arabayı gördüğünüz zaman zaten bu araba böyle sağ şeritten 90-90, 100-100 gideyim, ağır ağır takılayım kafasındaysanız hiç kimse size bulaşmaz. Ama derseniz ki ben bir işim var, acelem var, yapıştırayım sol şeritten, selektör çakmanıza bile gerek yok. Sol şeride yapıştırın, herkes sizi görüp aynadan baktığı zaman zaten acaba ne geliyor diyor. Sizi görür görmez zaten sağ tarafa kaçıyor. Böyle bir avantajınız var. Hiç kimse size yolda ekşimez. Tamam başıma bela almayayım der. Ve gerçekten de bu arabaya takılmak isteyen varsa bence aklından geçirmesin. Çünkü bu arabanın içinde öyle bir motor var ki size ayağınızın altında öyle bir güç veriyor ki bastığınız zaman bir anda nereye gittiğinizi anlamıyorsunuz arkadaşlar. Ve araba bildiğiniz kafa kaldırıyor. Bak şimdi bastığım zaman bildiğiniz sizi böyle nereye böyle yapıştırıyor. Bir anda nereye gittiğinizi anlamıyorsunuz. Ve o kadar seri bir şekilde yapıyor ki sanki dersiniz altınızda hiç 2 ton bir araba yok. Yani bu araba bildiğiniz 2 ton 5 metre uzunluğunda ama gerçekten şöyle yapayım görüyor musunuz? Anında hemen arkayı veriyor arkadaşlar. Demiyor ki araba ben 2 tonum biraz böyle hantal kalayım gitmeyeyim demiyor. İçindeki ses yalıtımı o kadar çok güzel ki dışarıyla gerçekten bağlantınız kesiliyor gibi. Yani modeline göre arabanın ses yalıtımını o kadar çok beğendim ki gerçekten çok güzel. Camları böyle biraz ufak geliyor. Önden de böyle dar böyle aynı tank bari demiştim yani Amerikan tankı dediğim. Ama böyle hiç klostrofobik göstermiyor araba kendini. Çünkü her şey o kadar geniş ve büyük ki. Direksiyonunuz büyük, oturduğunuz koltuk büyük, kolunuzu koyduğunuz kolçak büyük. O cam da böylesi büyük geliyor. Sunroof da böyle burayı o klostrofobik havayı azaltmış. Ve konforsuz bir şekilde seyahat etmiyorsunuz. Tam bir uzun yol arabası. Bas marşa. Nereye gitmek istiyorsan git. Doğuya git, Güneydoğu'ya git, Avrupa'ya git, her yere git. Bu araba hiçbir şekilde sizi yormaz. Bakın şu an bir kasisten geçiyorum. O kadar yumuşak geçtim ki hiçbir şekilde sıkıntı olmadı. Sen mesela hissettin mi böyle bir sıkıntı? Sertlik falan? Hayır. Çok şöyle biraz basayım mesela. Hani o ivmelenmeyi görün. Şu anda 20 km hızla. Mesela kökledim.
Şu an resmen arkası saldı. Bakın. Görüyor musunuz? Hafif ben böyle direksiyonu saldığım zaman arkası böyle bir bakmışsınız yanında. Çok tehlikeli o yüzden. Çok kuvvetli olduğu için. Çünkü bu arabada yazılım var ve pump yapmışlar. EGR'yi iptal etmişler. Arkadaşlar EGR'de şöyle söyleyeyim. Motora takılan bir valf var. EGR valfi ve egzoz sisteminden dışarı atılan karbon monoksitin bir kısmını döndürerek tekrar motora veriyor ve o oksijen yakıt karışımında daha fazla oksijen almasını engelleyerek karbon monoksit salınımını azaltıyor. Yani bu tamamen emisyon değerleriyle alakalı bir durum. Ancak performans istediğinizde gaza yüklendiğiniz zaman bu valf kendini kapatıyor ve daha fazla içeri o duman yerine oksijen alınmasını ve yanmanın daha sıcaklıkta ve daha fazla olmasını sağlıyor. Ve bu da size performans veriyor. Zamanla bu EGR valfi bozulabiliyor, işte tıkanabiliyor ama performans isteyen arkadaşlar EGR valfini komple iptal ediyorlar. Sürekli hava yakıt karışımı çok fazla oksijen alarak daha büyük, daha çok fazla performans vermesini sağlıyorlar. Bunun sebebi bu. EGR valfini iptal etmenin bir dezavantajı olur mu? Şöyle, kesinlikle bu valfi iptal ettiğiniz zaman profesyonel bir yazılım yapmanız lazım. Çünkü bu valfin yazılım haritasını girip ECO'dan silmediğiniz zaman yine arızaları verebilir ve ilerleyen zamanlarda büyük sıkıntı çıkarabilir. O yüzden çok güzel yazılımının yapılması lazım. Bu arabaya da çok güzel yazılım yapmışlar. EGR'yi de iptal etmişler. Performans açısından çok iyi. Emisyon açısından tabii biraz sıkıntı ama hani yapacak da bir şey yok. Performans istiyorlarsa eğer bu arabada downpipe, işte yazılım ne varsa yüklenmiş arkadaşlar. Tabii ki bir egzoz falan filan gerek yok. Bunlar da var ex marex ama arabanın da o kadar tatlı sesi var ki indiğimiz zaman onu da dinletirim size. Biraz böyle bir hızlanayım mesela, bakın. Bakın. Anında böyle 80-100'e oturuyor, bakın, görüyor musunuz? Arabanın hızlanması, gidişi, frenleri, fren testini de yapalım. Bakın şöyle bir frene basayım. Çok güzel frenleri var. Yani 2 tonluk bir arabayı durdurabilecek frenler yapmışlar. Yani çok büyük bir araba ve çok yüksek süratli hızlara çıktığı için frenlerin de çok iyi olması lazım. Burası keskin bir viraj mesela. Biraz keskin gireyim viraja. Bakın şöyle. Hiç bana mısın demiyor. Bu arabayı almak isteyen arkadaşlara soruyorum. Yani illaki işte bu ağır abi işte adamı bilmem ne, bu kafada olmanıza gerek yok. Yani eğer hayalinizde varsa herkes illaki bir gün mutlaka bu arabayı görüp ya keşke bu arabadan olsam, binsem diye düşünmüştür. Almak istiyorsanız, hayalinizde varsa hiç çekinmeyin, alın binin. Yani hayata bir kere geliyorsunuz. Eğer imkanınız varsa bu arabayı bir kere binmenizi tavsiye ederim. Hani diyelim ki binemiyorsunuz her zaman, günlük kullanamam diyorsunuz. İşte İstanbul trafiği dersiniz, bir şey dersiniz. Alın, garajınıza koyun, hafta sonu binin, yine de binin. Yani bu arabalar şurada bir 5-10 sene sonra bu tasarımıyla, bu motoruyla artık bu kasa üretilmediği için bence nostaljiye doğru gidecek ve bulunmaz bir Hint kumaşı olacak. Fiyatı da her geçen gün artıyor. Yani geçen seneye kadar bunlar 170-200 bin lirayken şu an 500-600-700, ya 1.300.000 yazan gördüm. Dün siteye baktım, 19.000 kilometrede var, 1.300.000 yazmış. Yani gitgide pahalılaşıyor. Hayallerinize ulaşmakta kendinize kota koymayın. Binmem demeyin, bunun zevkini de alın. Almayı düşünen arkadaşlara tavsiyem şudur. Mercedes'ten anlayan bir usta varsa, dediğim gibi W211 ile aynı, E kasayla aynı yürüyene sahip. 624 kasa kodlu Mercedes'in E320'lerle S320'lerle aynı motora sahip. 3.0 dizel bir motor arkadaşlar. Bu kasayı bu motor çok iyi taşımış. Amerikanlar demiş ki 2.7'yi yapalım, yetmez 3.0 yapalım, yetmez 3.5'i derken 6.1'ini bile yapmışlar bu kasanın. Çok zevkli bir makine. Algısı çok güzel. İmajınızı tamamen yansıtacak bir araba olacak. Diyeceksiniz ki ben büyük bir adamım ve büyük bir arabaya biniyorum. Duruşunuzu, gidişinizi, mesleğinizi yansıtacak bir araba olacak. Bunu bilin. Ama hani ben aileyim, aile olarak da kullanmak istiyorum derseniz tabii ki de aile olarak da kullanabilirsiniz. Gençsinizdir, hevesiniz vardır, genç olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü her yönüyle sizi tatmin edecek bir araba. Konfor deseniz var, hız deseniz var, görüntü deseniz var. Dışarıdan da içeriden de baktığınız zaman hiçbir şekilde 2008 model bir araba gibi durmuyor. Premium gibi duruyor. Eğer almak isteyen arkadaşlar varsa bence bu videoyu izledikten sonra bir takım fikirleri değişebilir. Her şeye karşı önyargılı olmamanız gerekiyor. İşte çok büyük araba, bunu kullanamayız, bu motor gitmez falan filan gibi düşüncelere kapılırsanız öyle değil, ben size bunu gösterdim. Yani hem gidiyor, hem duruyor, hem de kendini gösteren bir araba.
Chrysler 300Y bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arabayı gerçekten kanalıma koymak istedim. İster izlensin ister izlenmesin. Hiç önemli değil. İzlenmese de önemli değil. Kanalında bulunsun, hatıra olarak kalsın. Gelin arabam falan da Chrysler 300Y'di ve benim yerimde gerçekten 300Y'nin çok özel bir yeri var. Erkek arabası. Hani diyorlar ya küçük arabaya bebeler, büyük arabaya babalar biner diye. İşte bu araba tam da onu söylüyor. Arabayı bana tahsis eden Göktuğ Gayrimenkul'un sahibi Rıfat abime de çok teşekkür ediyorum. Araba lazım dedim abi, çekeceğim dedim. Kardeşim ne zaman istiyorsan al, sıkıntı yok dedi. Ona da buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Chrysler 300Y'yi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım size. Farklı farklı arabalar çekmeye çalışacağım. Elimden geldiğince otomobil incelemesi çekmeye de çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arabayla ilgili merak ettikleriniz, sorular varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.